Herkese merhaba. Bugünkü konumuz klavyemizde FN tuşu açma, kapatma nasıl yapılır? Bu tuş ne işe yarar? Bu konuyla ilgili öncelikle sizlere bilgi vereceğiz. Şimdi buradaki tuşumuz arkadaşlar aktif hale getirildiğinde bakın buradaki tuşları görüyorsunuz. F1, F2'den F12'ye kadar buradaki tuşları buradaki görevlerini aktif hale getirme veya kapatma işlemi yapabiliyorsunuz. Örnek olarak misal F5 tuşu genellikle bilgisayarda yenileme işine yarayarken siz bunu aktif hale getirdiğinizde videoları durdurma veya devam etme gibi özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Yani buradaki tuşların iki özellikleri var. Birini FN aktif ettiğinizde kullanabiliyorsunuz. Birini de kapattığınızda kullanabiliyorsunuz. Bu videomuzda da FN tuşunu aktif etme ve kapatma işlemi nasıl yapılır? Bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Misal baktığınızda misal bakın burada F1 tuşu ses kapatma, F2 sesi kısma, F3 sesi açma şeklinde her tuşun bir özelliği var. Tabi bazı insanlar bu tuşların bazı özelliklerini kullanmak istemiyor. Misal F5 tuşunu yenilemek için kullanmak istiyor. Video için kullanmak istemediği için de bazen kapatma açma işlemleri yapıyorlar. Şimdi bu FN tuşunu aktif etme ve kapatma işlemi nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Öncelikle tüm bilgisayarların yazılımı işletimi farklı olduğu için her bilgisayarda farklı bir yöntem denemeniz gerekiyor. Ben birçok yöntemi bu videoda size anlatacağım. Öncelikle en kısa yollarından bahsedelim. Şimdi genellikle en fazla kullanılan yöntem arkadaşlar FN tuşunun üzerine bir parmakla basarken diğer parmağınızla da ESC'ye basmanız gerekiyor. Bu ikisine aynı anda bastığınızda genellikle birçok markada oluyor. FN tuşları aktif hale getiriliyor. Bir daha bastığınızda da kapalı hale geliyor. Ve bununla ilgili uyarı zaten bilgisayarınız size veriyor. Bunun dışında hangi tuşlar gerekiyor? Misal örnek verelim. FN ESC yaptığınızda işe yaramadı. Bazı bilgisayarlarda sadece FN tuşunun üzerine tıkladığınızda FN look yazıyor üzerinde. Tıkladığınızda açma kapama işlemi oluyor. Bir kere tıklıyorsunuz açılıyor. Bir kere tıkladığınızda kapanıyor. Dediğim gibi FN ESC'ye tıkladığınızda aynı anda tıkladığınızda bazen açılıyor kapanıyor. Bazı bilgisayarda FN 11 tuşuna tıklamanız gerekiyor. Bunları beraber tıklayacaksınız. Ayrı ayrı değil. FN'ye tıklayacaksınız parmağınız üzerindeyken daha sonra F11'e tıklayacaksınız bu şekilde. FN insert tuşu var bir de. Bilgisayarınızda bu tuş varsa bu tuşa basarak da aktif hale veya kapatma işlemi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında insert F11 tuşuna tıklayabilirsiniz. Ctrl Shift ve insert tuşuna tıklayabiliyorsunuz. Bir de FN Shift'e tıklayarak bazı bilgisayarda FN aktif hale getirilebilir veya kapatma işlemi yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini deneyin. Eminim bir tanesi olacaktır. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.